Merhaba hanımlar, Ebeveyn YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel tasarım hırkası anlattım. Kravüze kapaklı, çok farklı bir model. Hiç kimse yapmadı. Tabii ki ben tasarladım. Bu şekilde güzel bir hırka yaptık. Zaten videonun başında gösterdim size. Böyle yandan bağcıklı, efsane bir model. Her bedene göre, her yaş grubuna göre yapabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Büyükler için kendilerine göre nasıl yapabilir göstermeye çalıştım. Takıldığınız yer olursa mutlaka yorumlara yazın. Arkadaşlar, kullandığım ip, bime gelen bu ip, toplamda 2,5 ip gitti. Kalan ip de burada göstermek istiyorum. Fazla bir ip çok bayağı bir kaldı yani. Bundan bir yelek çıkabilir. Çünkü 360 metre uzunluğunda bu ipler. Başka iplerden örmek isteyenler varsa mutlaka 4 tane ip alsın. Çünkü kravize kapaklı olduğu için 4 tane tam yetecektir. Ve kullandığım tığ numarası da 3 milim tığ. İsterseniz 3,5 milim tığ da, 2,5 milim tığ da kullanabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ama yetişkinler kendilerine göre yapmak istiyorsa 3 ve 3,5 milim tığ kullansın. Çünkü biraz tığdan hani hem çabuk ilerler, boyut farkı biraz daha farklı olur. Onun için 3-3,5 milim tığ kullanmanız yeterli olacaktır. Elindeki bu parça 2-3 yaş rahatlıkla olur. Hatta 4 yaş eğer zayıf bir çocuksa olabilir. Şimdi bunu zaten kravize kapaklı olduğu için, hani genişlemesi olduğu için hani hiç sıkıntı değil. Çocuğa hiçbir şekilde dar olmaz. Çünkü burada biz pay yaptık. Bu payla bollatıp darlatabilirsiniz ve bu bağcıklarla da örgüyü, bedeni bollatıp darlatabilirsiniz. Sadece kolu belki kısa gelebilir. Kolu da uzatırsanız, biraz uzun olursa rahatlıkla çocuklara olur. Yani düşünüyorum. Şimdi beden uzunluğu şöyle göstermek istiyorum. Omuzundan ölçtüğümde 37 santim, 38 santim. Şimdi kol uzunluğu omuzdan seçeceğiz, boyun başından 39 santim, ama hemen hemen şuradan başladığı için 30 santim oluyor hanımlar. Bir de beden genişliğini buradan böyle katlanmış hazır. Böyle yaptığımız zaman 32 santim, ama bu 32 santim yani genişliyor, hani darlıyor, o yönden yani hiç sıkıntı değil. Hani 35 santim de oluyor, 40 santim de olur. Yani zaten 3 milim tığla ördüğümüz için bakın gevşekliğine, hani esnekliğine gayet her çocuğa rahatlıkla olur. 2 yaş çocuğa biraz büyük gelebilir ama olsun, büyükten sıkıntı olmaz, birkaç sene giyer. Ve hemen tabi örgüye başlayalım. Şimdi hanımlar, burayı iyice dinleyin, lütfen burayı atlamayın. Çünkü her bedene göre nasıl bu hırkayı yapabileceğinizi anlatacağım. Bu şekilde iki tane parçamız olacak. Bunu hırkanıza göre, işte kazağınıza göre, elinizde hangi ürün varsa ona göre uzunluğunun ölçüsünü alıp zincir çekip bu parçayı yapacağız. Şimdi şöyle elimde hırka var. Zaten yelek videosunda da göstermiştim. Bu elimdeki hırka 1 yaş için. Böyle göstermek istiyorum. Omuzdan etek ucu 30 santim. 1 yaş için 30 santim. Ön ve arkayı da yaparsak toplamda 60 santim zincir çekmemiz gerekli. Şimdi bu da 3-4 yaş için bir kazak. Etek ucundan omuzu 39-40 santim. O zaman sizler 80 santim uzunluğunda zincir çekeceksiniz. Ama bu tarz bağcıklı, kravize kapaklı hırkalarda bir tık kısa olur. 70 santim zincir çekin. Eğer kendinize göre yapmak istiyorsanız alırsınız bir penye, bir bluz, bir kazak. Omuzdan etek ucunu ölçersiniz. Ne kadar uzunluğunu istiyorsanız, diyelim şu kadar bir kısalık istiyorsunuz. Kıracaksınız, omuzundan etek ucunu ölçeceksiniz. 30 santim geldiyse 30-30 60 santim yapar. 60 santim uzunluğunda gevşek bol bir şekilde zincir çekeceksiniz. Şimdi genişliğini nasıl belirliyoruz? Bu bir parça.
Buruna kol öreceğiz. Buradan çıkıntı yapacağız. Şimdi bunun genişliğini nasıl ayarlayacağız? Alacaksınız hırka ya da kazak. Tam ortadan ikiye katlayacaksınız. Buradan beden genişliğini alıyorsunuz. Bakın 13-14 santim. Ona göre bakın 13-14 santim genişliği öreceksiniz. Şimdi daha büyük yaş grupları içinde diyelim büyük bedenlerde bu 20'dir mesela ya da 25'tir. Kaç beden yapmak istiyorsanız. Şimdi hanımlar genişliğini de hırkalardan, kazaklardan, penyelerden ölçü alarak örgüyü devam ettirin hanımlar. Ben bu şekilde ilerliyorum. Bakın mesela bu bir yaş bir hırka. Bu 14 santim mesela. 14 santim olana kadar modeli büyüttüm mesela. Şimdi örgüye başlayacağım. Bu parçayı aynı bu parçayı öreceğiz. İki tane aynı bu parçadan olacak. Ben minyatür bir çalışma yapacağım. Video uzun olmasın diye. Sizler ölçünüze göre zincirinizi çekeceksiniz. Bu 40 olur, bu 50 olur, 60 olur, 70 olur, 100 olur. Yani 100 santim olur. Tamamıyla sizin bedeninize göre, yapacağınız bir bedene göre zinciri çekeceksiniz. Elinizde mutlaka dediğim gibi bir hırka, bir kazak, bir penye olsun. Ona göre ilerleyeceksiniz. Şimdi zincir çekerken eliniz gevşek olacak. 3 milim bakın tığ kullanıyorum. Rahat bir şekilde çekeceğiz. Bu kitleme zinciri. Şimdi 1 2 pardon saymıyorduk. Şimdi bu şekilde rahat rahat zincir çekiyoruz. Bakın. Sıkı bir zincir asla çekmiyorsunuz çünkü modeli kuracağız bunun üzerine. Eğer sıkı bir zincir çekerseniz model bu zincir olan yer kasar. Burası gevşek olur, kötü bir görüntü olur. Bol, geniş zincir çekeceksiniz. Zaten bu zincir yeri koltuk altı kısmına gelecek. Onun için burası çok önemli. Gevşek gevşek zincirinizi çekin. Tabi bu düz trabzan olmadığı için 3,5 milim tığ ile de olur. 2,5 milim tığ ile de olur. Elinizde hangi tığ varsa onunla yapabilirsiniz. Bak bu şekilde zinciri çekiyoruz. Bakın nasıl esnediğini görüyorsunuz. Şimdi hanımlar ben video uzun olmasın diye minyatür çalışacağım. Sizler İşte yapacağınız bedene göre kaç santim çekmeniz gerekiyorsa çekin. Mesela şimdi bu zinciri ben kaç santim çekmişim? 19 santim çekmişim. Bu örnek çalışma. Şimdi çalıştığım bu parçada bakalım kaç santim zincir çekmişim. Bakın 35 santim uzunluğunda zinciri çekmişim. Yani 40-70 santim. Çünkü 35 önü, 35 arkası toplamda 70 santim uzunluğunda zincir çektim. Sonra örneği kurdum. Şimdi hanımlar, ben biraz bunu eksilteyim çünkü uzun olmasın video. Şu videoyu da kamerayı da biraz yakınlaştıralım. Allah. Şöyle yapalım. Heh. Şimdi şunu şöyle alalım. Uzunca video şey zincirinizi çektiniz. Bedeninize göre, kendi ölçünüze göre. Şimdi 1 2 3'üncüye geldim. Bir trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 atladım. Üçüncüye batarak 3 tane ikili çıkarak trabzan yapıyorum.
Bakın ikili çıkma da, bakın önce bu ikisini alıyorum, sonra bu ikisi teli alıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Bakın hiç aralarda zincir yok. Sadece iki zincir atlayıp üçüncü zincire üç tane trabzan yapıyorum. Şimdi asıl önemli bir nokta daha var. Şurayı göstermek istiyorum. Örneği kurduk. Bakın 1, 2, 3. Buraya batıyorum. Bir tane yapıyorum. Çünkü bir taneyle başlamıştım. Bir taneyle bitirdim. Bakın bir zincir başladım. Bir zincir bitirdim. Şimdi burada zincir kaldı. Size daha fazla kalabilir. Hiç problem değil. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü zinciri kestim. Şunu şöyle çekiyorsunuz. Bakın sıfırladım. Bu şekilde fazlalık olan zinciri de atabilirsiniz. Dilerseniz 60 santim diyelim çektiğiniz zincir. Siz birkaç tane fazla daha zincir çekin. Fazla olan zinciri bu şekilde kesip atabilirsiniz. Yani bu teknik çok pratik bir şekilde örgüye başlıyoruz yani. Hani örnek kurmada zorlanmayacaksınız. Şimdi burada bunu kaç santim yaptıysam, bakın kaç tane nasıl ayarlayacaksınız? Burada 43 tane, 42 tane saymıştım. 42 tane üçlü gruplarımız var bakın. Bunları saydığınızda 42 tane olacak. Diğer parçada da aynı şekilde 42 tane olacak. Yani bu parçayla diğer ikinci parça aynı olacak. Şimdi geldik. İkinci sıraya geçiyoruz. Trabzanın birit noktasına batıyorum. Şimdi boşluğa iki tane yapıyorum. Bu köşeleri bakın 1, 3, 1, 3 diye yukarı doğru çıkacak hanımlar. Şimdi devam ediyorum üçlü gruplara. Aralarda hiç zincir yok. Minyatür şekilde çalışmamın sebebi video uzun olmasın diye, kısa olsun. Hani aklınız buna gitmesin lütfen. Siz işte 70 santim zincir çektiniz ve bu şekilde 3 grupları doldursun. Üçlü üçlü yapıyorsunuz. Şimdi geldik. Bakın, geldik son köşeye. Ne yapacağız? İki tane trabzan yapıyoruz. Çünkü şimdi buraya da trabzan batsaydım, şimdi göstereceğim. Bakın ne kadar kötü bir görüntü oluşuyor, değil mi? Bu detaylar gerçekten çok önemli. Hani bunlar örgüde muntazamlık, hani muntazamlığı veren detaylardır. Şuraya battığımda trabzanın birit noktasına bakın. Dümdüz oldu. Daha güzel oldu. İki zincir çekiyorum, döndüm. Şimdi ne yapacağım? 1 ile başladım. 3 yaptım. Şimdi tekrar bir trabzan yapacağım. Şimdi hemen geliyorum. Bakın hemen yanında boşluğa 3 tane trabzan yapacağım. Geldik boşluğa 3 trabzan. Bakın böyle devam ediyoruz.
Hırkamız tamamıyla bu teknikle öreceğiz. Sadece işte bazı yerlerde kesme, bazı yerlerde işte az sıra gitme yapacağız. Çok güzel bir hırka olacak inşallah. Şimdi ben hırkanın sadece yarısını yaptım şu an. Diğer yarısını şu an sizlerle örüyorum. Bütün halini en videonun en sonunda göreceğiz birlikte. Şimdi geldik. Bakın 1, 2, 3'lü grup. Ne yapıyoruz? Hemen buraya bir trabzan yapıyorum. Eğer ben buraya 3 tane trabzan yapsaydım model genişleyecekti. Genişlememesi için bir trabzanla bitiriyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın bir trabzanla başladım. Bir trabzanla bitirdim. Şimdi ne yapıyorum? Aynı şekilde bunu yapıyorum. 3 şimdi 3 yapıyorum. Bakın. Şimdi ben hemen direkt bu boşluğa 3 tane yapmıyorum. Ne yapıyorum? Bu direğin hemen birit noktasına bir trabzan, 2 tane trabzan. Üçlü grubumu bakın muntazam bir şekilde oluşturdum. Da burada bakın ne demek istediğimi daha iyi net anlayacak. Bakın dümdüz bir şekilde yukarı doğru çıktı. Bakın 1 3 1 3 1 3 1 3 fark ettiyseniz dümdüz yukarı çıktı. Eğer ben bu tekli olan üçlü yapsaydım genişleyecekti model ve kötü bir görüntü olacaktı. Yani modeliniz doğru tutmayacak. Bu detaylar çok önemli. Bunlara çok dikkat edin. Şimdi son sıramı da gidiyorum. Sizler parçanız baya büyük olacağı için 1 saat 2 saate örersiniz. Kendinize göre büyük beden çalışıyorsanız tabi o biraz uzun sürecek. Ama çocuklara göre yaparsanız hani 1-2 saate örebiliyorsunuz. Çünkü bu model hani trabzan birit noktalarına batmadığı için, boşluklara battığı için çabuk biten bir model. Hemen yapabileceksiniz yani bu hırkayı. Şimdi geldik boşluğa. 1 2 Şimdi geldik trabzanın birit noktasına. Bakın. Üçlü grubumu yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde modeli büyütüyorsunuz. Dediğim gibi genişliği kıyafetten ölçü alarak ortadan ikiye katlayın. Tekrardan işte 15, 14, işte 20 kaç sıraysa öreceksiniz. Ben bakıyorum kaç sıra ördüm. 15 santim ördüm. Toplamda 16 sıra yapıyor. 2, 4, pardon birer birer sayayım ki çünkü karıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16. Toplamda 16 tane sıra ördüm. Tabii sizin tığ ve el farkı, ip farkı olacağı için bu 16 sıra 17 de olabilir, 18 de olabilir, 14 de olabilir. İpinizin durumuna bağlı. Şimdi bunu böyle alalım köşeye. Bunu şimdi uzaklaştıralım. Kamera sallanıyor çünkü düştü tripodum. Gene düşüyor. Allah'ım ya Rabbi. Bir durdurayım. Evet, şimdi hanımlar geldik buraya. Böyle kocaman bir parça oluşuyor. Tabii yeni doğanlar için daha küçük bir parça olacak. Mesela gelin yeni doğan için 40 santim ya da 50 santim yeterli olacaktır. İşte 14 sıra örse bu ipten mesela yeter. Şöyle ayarladığını yaptık. Şimdi omuz arka tarafta bakın. Şimdi burası koltuk altı olacak. Burayı birleştireceğiz. Burayı birleştirmeden önce buraya 3 sıra bir çıkıntı yapmak zorundayız. Çünkü arka parça bir tık geniş olmalı. Şimdi benim gibi işte 5-6 yaşa kadar diyelim çalışma yapanlar toplamda 3 sıra örecek. Buradan tam böyle ikiye katlayın. Bak şuraya kadar
Buraya kadar. İki parmak, altı, ense, burası omuz düşünelim. İki parmak altına kadar öreceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi ipi kesmeyin, kopartmayın. Hani örgüye devam edeceğiz çünkü. Bakın üçlü yapmıştık. Şimdi aynı devam ediyorum. Bir trabzan yaptım. Üç tane trabzan yapıyorum. Şimdi boşluklara. Burada 3 sıra çıkıntı olacak. Burası arka tarafı. Şu an ördüğüm yer arka kısım. Ön kısım. Bakın bu pembeli yer. Şimdi ben 3 sıra öreceğim. 1 yaş yapanlar 2 sıra örsün. 2 sıra örsün. İşte daha büyük yaş grupları diye 5-6 yaştan sonra işte 4 sıra örsün. Yetişkinler işte 5 sıra örsün. Çünkü arka genişliği olduğu için fazla örmeyin. Çünkü diğer parçada da diyelim 3 sıra öreceğim burada. Diğer sırada da 3 sıra. Toplamda 6 sıra genişlik olacak. Onun için fazla sayıyı arttırmanıza gerek yok. Şimdi video uzun olmasın diye ben buradan buraya kadar geliyorum. Şimdi hanımlar, toplamda bakın bu üçlü grupları saydım. Bu bir trabzan saymıyorum. Çünkü bir ile başladığım için 19 tane üçlü grubum var. Şimdi buraya da bir tane yapıyorum ve bu şekilde arkayı yaptım. Bakın şöyle katlayalım. Bakın iki parmak altında oldu. Siz de aynı iki parmak altında olacak şekilde buradaki sıraya buraya kadar gelin. Bütün yaş gruplarını aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Yetişkinler de bu 3 parmak olsun. Çünkü yaka genişliği daha farklı. Böyle 3 parmak olsun. Dedim ördüğünüz işte modelinizin uzunluğuna bağlı. Ne kadar sayı tutacak bilmiyorum. Geldiniz ördünüz 4 parmak altına kadar diyelim. 3-4 parmak hatta 4 parmak da olabilir. Ama ense açıklığı fazla olmasını istiyorsanız 3 parmak yeterli olacaktır. Ona göre gelin buraya kadar. Şimdi dönüyoruz tekrar. Çünkü 3 sıra öreceğiz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın boşluğa battım. Ve bu şekilde ikinci sırayı da gidiyorum. Sonra 3. sıraya gidip bitirelim. Şimdi 3. sırayı göstermeme gerek yok. Şimdi 1, 2, 3. 3. sırayı da yapın. Geliyorum. Evet bakın 1, 2, 3'ü gidiyorum. Ve bitiriyorum. Bir trabzan yaparak bitirdim. İpinizi burası arkayı tamamladık. Şimdi hemen yan tarafı bakın koltuk altı olan yeri dikeceğiz. Şimdi diğer bir parçama bakayım da karışıklık olmasın. Bakın bu parçayı öreceğiz. Hanımlar kolu yapacağız. Sonra böyle bir parça çıkıntı yapacağız. Şimdi zincir ile başladığımız yer koltuk altı olacağı için burası arka, burası ön. Evet. Şöyle yaptığımızda şimdi burası yeleğin ön yüzü. Burası arka yüzü olarak yapıyoruz. Çünkü modelimiz burada. Şimdi hemen yan kısmını alıyorsunuz. Böyle birleştireceğiz.
Yakınlaştıralım. Hemen bu zincirden giriyorsunuz. Buradan da bir sık iğne yapın. Bir iki zincir çekiyorsunuz. Bakın şu üçlü grupların içinden giriyorsunuz. Bakın şuradan sık iğne. Bir iki zincir çekerek bir iki. Bir üçlü gruplarının bakın şu zincirlerin içinden giriyorsunuz. İki zincir çekiyorsunuz. Çünkü kasmasın diye kasabilir. Onun için iki zincir çekerek gerginliğini alıyoruz. Bakın hiçbir şekilde gerilmiyor. İki zincir geldik. Bakın şu üçlü grupların böyle içine batıyorsunuz. Bu şekilde koltuk altını birleştiriyoruz. Kol genişliğini ne kadar istiyorsanız ona göre birleştirin. Şimdi ben buradan buraya kadar gelirim. Diğer kolda ne kadar yaptıysam aynı şekilde bunu da buraya kadar geleceğim. Evet, toplamda bakın 12 tane üçlü grubun tam ortasına geldim, bitirdim. Şimdi ipi kesmiyorsunuz ama benim ipim bittiği için kesmek zorundayım. Çünkü kolu yapacaktık. Ama kolu sonra yaparım. Keselim. En güzeli keselim. Kesin siz de. Çünkü kol biraz uzun olduğu için zaman alacak anlatmam. Onun için kolu en sona bırakalım. Şimdi geldik ön taraftaki parçaya. Bunu bir uzaklaştıralım böyle. Bak. Yeleğimizi bu şekilde, pardon, hırkayı bu şekilde yaptık. Hatta bu şekilde bile yelek olabilir yani. Şimdi bunlar niye böyle ayrı parça örüyorsun diyorsunuz. Hem ağır olmaz. Şu iki parça zaten birleştireceğim. Ondan sonra komple çevresini dönüp bitireceğim. Ağır olmaması için önce bir parça örüyorum. Sonra bir parça örüyorum. Şimdi geldik buradaki işleme. Bakın. Bu kapağı nasıl yaptık? Şimdi git gel yaptığımız için burası ön yüzü ters yüzden başlamamız lazım. Bakın trabzanın ön yüzü. Ters taraftan başlamamız lazım ki bu sırayı hani uyumu güzel olsun. Eğer buradan başlarsam kötü duracak, farklı olacak. Şimdi önce şu örgüyü bir sökelim. Bunu söküyorum. Size anlattım küçük parçayı. Evet. Şimdi şöyle nasıl göstereyim? Sayalım önce. Kaçıncı gruptan başladığımı. Burayı bir de nasıl ayarlayacağınızı anlatmam lazım size doğal olarak. Şimdi benim gibi sayılan başlayanlar aynı sayıyla başlasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu üçlü grupla 12. Şimdi bunu nasıl ayarladık? Bak koltuk altısın. Koltuk altından. Bebeklerde, çocuklarda koltuk altından tam hizasından ipi taktım. Zaten buradan başladım bakın. Koltuk altı hizasından tam buradan başladım. Şimdi yetişkinlerde kravize kapağı ne kadar yukarıda ya da aşağıda istiyorsa hırkada mutlaka denesin. Bakın şöyle alın bir hırkayı elinize, tamam mı? Mezuramız nerede? Şimdi ne yaptım ben? Şöyle kravize kapak olacağı için bu mezurayı böyle getirin. Mesela bu hırka büyük bayağı bir 4-5 yaş hırka zaten bakalım sayısına. Evet 4-5 yaş bir hırka kazak. Mesela şöyle omuzuna getirin. Kapak nerede bitmesin, nereden başlasın istiyorsanız bakın şu 5 yaş bir kol kazak olduğu için şu koltuk altından iki parmak, bak iki parmak 19 santimden ipi takarak yapabilirsiniz. Buradan diyelim ipi takıp başlayabilirsiniz. Şimdi siz de elinizde bir hırkayı, bir penyeyi alın. Böyle
şey yapın, mezura ile nereden başlamasını istiyorsanız sonra bakacaksınız koltuk altı diyelim, şöyle ölçeceksiniz diyelim, şuradan böyle ölçtüğünüz zaman 8 santim 8 santim, işte buradan diyelim başlayacaksınız daraltmaya. Çocuklarda beden kısa olduğu için hemen koltuk altının üzeri oluyor. Ama bayanlarda, daha büyük yaş gruplarında mesela 6'dan sonra çocukların boyu uzun oluyor. Onun için buradaki başlama sayısı farklı olur. Mesela 1 yaşta hemen zaten, bakın hemen koltuk altı hizasından yapmanız gerek. Çünkü omuzla göğüs arası mesafe kısa. Şimdi aynı şekilde bakın. Zaten bu 2-3 yaş olduğu için ne yaptım? Koltuk altının tam 1 santimi zaten. Bak, koltuk altı birleşmesi burada. Bakın 1 santim fark var arada. Sadece 1 santim aşağıdan başladım. Aynı şekilde siz de yapacaksınız. Çocuklarda 1-2 parmaktır ama yetişkinlerde daha farklı. İşte 5-6 yaştan sonra işte bakın gördüğünüz 4 parmak, 3 parmak. Hani koltuk altından siz ayarlayacaksınız bu kapağı. Fazla aşağıda inmeyin ki, çünkü çok aşağıda bir bağlama olur, kötü durur. Birazcık hani göğüs altı, göğüs üstü hizasını istiyorsanız yani yukarıdan da yapabilirsiniz. Şimdi bunu döndürelim. Çünkü buradan başlamam lazım. Kaç saymıştık? Ben unuttum. Saymam lazım tekrardan. Üst taraftan başlayacağım. Pardon, buradan değil. Ay, kafam karıştı ya. Evet. Şimdi bu taraftan başlamam lazım. Bakın burası omuz detayı. Çünkü bakın tersi, örgünün tersi. Bir böyle gidiyoruz, bir böyle gidiyoruz ya. Aynı nizamı devam ettirmek için. Şimdi sayalım tekrardan. Ben unuttum çünkü. Boşluk bakayım. Evet, 3. Boşluk sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, buradan takıyoruz ipi. Boşluğa geldik hemen. İpi taktık. Bakın sakın karıştırmayın. Burası arka. 3 çıktık. Şimdi önü yapıyoruz. Ön şu kapağı yapıyoruz. Şimdi bir trabzanla başlayacağız. Çünkü bakın bir trabzanla hemen başlayıp kestirme yapmışım. Burayı iyi izleyin şimdi. Şöyle geçelim. Şimdi iki tane teli çıktım. Kaldınız. Trabzan yapmıyorsunuz. Şimdi tel aldım. Hemen üçlü grubun geldim. Bir trabzanının iki tane teline çıktım ve direkt çıkış yaptım. Bu şekilde kestirdim. Şimdi buraya iki tane trabzan yapıyorum. Evet, bakın kestirdik. Şunu şöyle alayım da aklınız karışmasın. Ay, yakınlaştırmam lazımdı. Pardon, uzak olduğu için görmemiş olabilirsiniz. Tekrardan göstermek istiyorum. Şimdi iki zincir çekiyorsunuz. Trabzan yapıyorsunuz ya. İki tane teli çıktım. Tel aldım. Sonra tekrar karşıya geçtim. Tel aldım. Direkt çıktım. Bakın kestirdim. Şimdi iki tane trabzan yapıyoruz. Çünkü burası üçlü grup. Bu biri kestirdim. Şimdi devam ediyoruz. Düz. Geliyorsunuz buraya kadar. Buradan sonra dönüyorsunuz buraya. Hemen ben burayı bitirip bakın üçlü bir trabzan yapacağım. Sonra üçlüyle devam edeceğim. Buraya geleceğim. Evet, bakın yaptım. Bakın bir ile bitirdim. Sonra üç ile çıktım, geldim. Şimdi iki tane üçlü grup vardı ya. İki tanesini yaptım, iki trabzanını. Şimdi bunu yarım çıktım, tel aldım. Hemen bunun bilit noktasından batıyorum. Yarım çıktım. Direkt çıkış yaptım.
Bu şekilde kestiriyoruz hanımlar. Şimdi tekrar aynı şekilde kestireceğiz. Bakın hemen birit noktasına bir trabzanın yarısı geldik. Yarım çıktım. Şimdi iki tane trabzan yapıyorum. Şu an 1, 2, 3. kestirmemiz oldu. Şimdi hemen devam ediyoruz üçlü üçlü. Üçlü üçlü devam ediyoruz. Aynı şekilde şimdi buradan buraya kadar gelelim. Sonra dönelim. Buraya gelelim tekrardan. Evet. Şimdi gene kestirme yapıyoruz. Yarım çıktık. Bakalım yarım çıkmıştık. Evet, yarım çıkıyoruz. Şimdi geldik. Tekrar yarım ve sıfırladık. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane kestirmemiz oldu. Şimdi 3 yaştan yukarı yapanlar bu kestirmesi 6 olabilir. Onu nasıl ayarlayacaksınız şimdi? Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bu yelek ya, buradan şöyle göstermek istiyorum, uzaklaştırayım. Şimdi buradan sonrası, hani büyük ihtimal burası göbek olur, göbek olur, göbeğin altı oluyor burası. Şimdi siz de ona göre kestirme yapacaksınız. Yani gene ölçünüzü hırkadan ya da kazaktan alacaksınız. Şimdi geldiniz kestirmeyi, şuraya kadar yaptınız kestirmeyi. Ondan sonra yani buradaki mesafeyi ölçeceksiniz. Beden aralığındaki mesafeyi ölçeceksiniz. Şimdi ondan sonra zaten kesilmeden sonra öreceğiz. Düz öreceğiz. Hiç kesim yapmadan böyle gelecek. Böyle uzatacağız parçayı. Şu şekilde olacak. Şimdi siz de aynı teknikle yapacaksınız. Ben burada 4 kestirme yaptım ama daha büyük yaş grupları çalışanlar, kendinize göre çalışanlar, bu 4 değil de 10 olabilir, işte 8 olabilir, 6 olabilir kestirme sayısı. Ona göre kendi kalıbınızdan, hırkadan, işte bir kıyafetten ölçü alarak yapacaksınız. Mesela bir hırka var şu an elimde, değil mi? Bu hırkanın kestirmesi mesela geldi. Şuradan başladık ya kestirmeyi. Ne yaptık? Şu düğmeye kadar kestirdim. Çünkü buradan aşağı inersem çok küçük bir pay kalmış olacak. Onun için buraya kadar kestirdim. Yani tekabül 3 sıradır. Çünkü bu çok küçük bir parça. 3 sıra kestirme yaptım. Ondan sonra hiç kesmeden düz ördüm. Onu ayarlayacaksınız. Şimdi ben 4 tane yaptım. Sizler büyük yapıyorsunuz. 5, 6, 7 kestirme olabilir. Yani bu yanlış gitmiyorsunuz. Doğru gidiyorsunuz. Şimdi geldik. 4 kestirmeden sonra normal trabzan yapıyoruz. Bir trabzan yaptım şimdi. Bakın birit noktasına battım. Şimdi 3 tane bak boşluğa batarak devam ediyorum. Dümdüz örüyoruz. Zaten bakın 1 ile başladım, 1 ile bitireceğim. Eşit bir şekilde düşmüş oluyor. Düz devam. Şimdi ben burayı örüyorum. Kaç sıra örmeniz gerektiğini anlatacağım şimdi. Evet, geldik şimdi. Kaç sıra öreceğiz? Bakın toplamda buradaki sıra 10, burada da 10 olacak. Geldik buraya. Şöyle boşluğa batıyorum. Bir trabzan yaparak örneğe devam edeceğim şimdi. Şu ipim karıştı. Şimdi bakın. Bu kravize kapak olduğu için ne kadar örmeniz gerektiğini şimdi söyleyeceğim. Zaten 4 sıra kestirme yapmıştık kapakta. Ondan sonra düz kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada düz örmüşüm. Şimdi şöyle yapalım. Böyle iki parça ördük.
Daha sonra kapağı yapmaya başlayın. Bunu böyle yan yana getirdiğimde bakın. Ben kapağı buraya kadar gelsin istediğim için 6 sıra ördüm. Yani 4 sırayla birlikte o toplamda 10 sıra örmüş oldum burada. Bakın şu yakadan sonra toplam kestirme ile birlikte 10 sıra. Daha diyelim bu kapak şuraya kadar gelsin istiyorsanız o zaman bu 10 sıra olur, 15 sıra diyelim. 15 sıra toplamda örmeniz gerekli. Ben ama böyle yarım bir kapak çalışması yaptığım için buraya kadar yapmak istedim. Şimdi daha büyük yaş grupları tabi bu sayı fazla olacak. Kestirmesi de fazla olacak. Buradaki sıra sayısı da fazla olacağı için örmeniz gerekli. Yani şunun kapanışını ne kadar istiyorsanız, mesela az kapansın istiyorsanız buraya kadar, çok kapansın istiyorsanız şuraya kadar örmeniz gerekli yani. Tamamıyla sizin elinizdeki modele bağlı. Yani sizin yani zevkinize bağlı. Şimdi ben buraya kadar kapansın istediğim için 10 sıra. O zaman bunu da aynı şekilde 10 sıra öreceğim. Daha küçük yaş grupları diyelim yapanlar, bu büyük ihtimal 8 sıradır. Siz de o zaman 8 sıra öreceksiniz. Şimdi ben 10 sıraya bunu tamamlayacağım. Bakın şimdi düz gidiyorum. Hiç kestirme yapmadan düz gidiyorum. Şöyle bir zincir çek, iki zincir çekerek döndüm. Ne yaptı yapıyorduk? Bir trabzan. Şimdi 3 tane trabzan yapıyoruz. Üçlü grup yapıyoruz. Şimdi ben bunu 10 sıraya tamamlayacağım. Bakın kestirme ile birlikte 10 sıraya tamamlayacağım. Ondan sonra kola geçeceğiz. Evet hanımlar, şimdi kola geçiyoruz. Bakın bu şekilde yaptık. Burası ön kısım, burası arka. Şimdi diğer parçamız burada. Bu şekilde olacak. Birleştirmeden önce kolu da örelim. Bu şekilde kravize kapaklı olacak inşallah. Şimdi hemen kola geçelim. Kolda da çok basit. Yine üçlü üçlü gideceğiz. Fakat bir şey yapacağız. Bir önden gideceğiz, bir arkadan, yani bir içten bir dıştan. Şu an dış taraftan örüyorum. Şimdi 3 tane iki zincir çekip 3 trabzan yapıp başladım kolu. Bakın bu boşluklara batıyorum direkt. Farklı bir işlem yapmıyorum. Üçlü üçlü gidiyoruz hanımlar. Şimdi bunun komple çevresini üç üçlü gidelim, birleştirelim. Evet, şimdi geldik başladığımız noktaya. Bakın üçlü yaptım. Şimdi birleştiriyorum. İki zincir çekerek. Şimdi ön yüzden gitmiyorum. Bu sefer iç kısımdan. Bakın iç kısımdan iki zincir çektim. Hemen olduğum noktaya üç tane yapıyorum. Bu şekilde bir içten bir dıştan öreceğiz hanımlar. Bu teknik çok önemli. Çünkü şu koltuk altının, bakın, koltuk altından çizgisi devam edecek. Yoksa bu kayar, çok kötü bir görüntü oluyor aslında. Bir önden bir dış içeriden, yani bir içinden bir dışından öreceksiniz. Şimdi böyle devam ediyorsunuz kolu. Geliyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Ondan sonra dış taraftan bir dış bir iç, bir dış bir iç, döne döne yapıyorsunuz. Toplamda kolun uzunluğunu sayısını vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra kol ördüm. Omuzdan da pay olduğu için hani bu kol uzunluğu yeterli olacaktı. Zaten bedeni kadar kolu yapacağım. Siz de aynı şekilde yapın. Diyelim 4 santim kalana kadar, böyle 4 santim kalana kadar kolu örün. Ondan sonra lastik ve fırfırını yapacağız hanımlar. Şimdi ben komple 16 sıra öreyim.
Ya daha uzun istiyorsanız 20 sıralı verebilirsiniz. Şimdi daha büyük yaş grupları yapanlar mutlaka bedenle kol aynı olmak zorunda. Şimdi ya da ölçü alın hırkalardan, mesela şöyle alın bu parçayı. Bunu ona göre ölçü, mesela bu kısa geliyor ama bu hırkaya, bu kazağa baktığımda omuzundan böyle yatırın. Bakın böyle omuzdan kol gelsin yan yana. Bakın bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi şurayı böyle kıralım. Çünkü buradan sonra örnek başlayacağız. Diyelim şuraya kadar örün. Ona göre sayı daha net ve belli olur hanımlar. Hani ne uzun yapmış olursunuz ne kısa yapmış olursunuz. Şimdi kolu örelim. Onu sonra kestirme yapacağız. Buradaki detayı anlatacağım size ve buradaki detay çok tatlı oldu gerçekten. Yani bayılacaksınız. Neyse hemen yapıp gelelim. Evet, toplam 16 sıra ördüm hanımlar. Bakın kolu bir içten bir dıştan. Şu an içeriden örüyorum. Şimdi burayı dikkatlice lütfen dinleyin. Kestireceğiz. Önce birer trabzan yapıyorum. Kestirmeden önce bütün trabzan tepelerine, bakın boşluklara batmıyorum. Birit noktalarına batarak şöyle yakınlaştıralım. Boşluklara batarak komple çevresine trabzan yapıyoruz önce. Bu işlemden sonra kestirme yapacağız. Şimdi kolu, şimdi ben 2-3 yaş yaptığım için 16 sıra ördüm. Daha büyük yapanlar tabii örecek, biraz daha kolu büyütecek kendi bedenlerine göre, elindeki kalıplara göre. Ondan sonra bu trabzanı gidecek. Burada böyle hızlı hızlı geçiyorum ki bakalım daha çok var mı? Bayağı varmış. Ben buradan buraya kadar trabzan öreyim geleyim. Evet, geldik. Şimdi birleştiriyorum. İki zincir çektim. Bakın, önden bir tane trabzan alıyorum. Tığ geçirdim boşluklardan. Bir trabzan yaptım. Şimdi bakın 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın böyle giriyorum. Teli aldım. 3 tane trabzanı 1'e düşürdüm. Bakın. Şimdi önden bir trabzan, arkadan 1, 2, 3. 3 tane alıyorum. Bu şekilde kestirmeyi yapıyoruz. Önden bir, arkadan 3. Şimdi komple sıramız bitene kadar bu şekilde yapıyoruz. Komple kolun çevresini kesire kesire geliyoruz. Şimdi bakın 4 tane kaldı. Hiç sıkıntı değil. Bu dördünü de böyle bir alıyoruz, çıkıyoruz. Şimdi geldik. Bakın başladığımız noktaya arkadan bitti. Bakın ön, arka, ön. Bu şekilde bitecek. Sırayı takip edecek. Şimdi önden arkadaki trabzandan arkadakiden bu şekilde ikinci sırayı da gidiyoruz. Zaten bakın arkada bir tane oldu. 3 tane trabzan 1'e düştü. Böyle devam ediyoruz. Böyle. Şimdi buradan komple çevresini yapalım. Evet, son şimdi geldik. İkinci bitirdik. Şimdi son üçüncü sıraya gidiyoruz. Lastikte
daha yapmayacağız. Aynı teknikle bakın devam ediyorum. Öndeki trabzanı önden, arkadakini arkadan. Şimdi önden alıyorum. Şimdi arkadan alıyorum. Üçüncü sırayı da bu şekilde bitirelim. Böyle devam ediyoruz. Şimdi ben hemen burayı bitirip buraya kadar geliyorum. Evet, geldik. Son yapıyorum. Geriden aldım. Ve kapatıyorum. Şimdi bütün trabzan tepelerine üçer üçer batacağız hanımlar. Fırfır detayını bu şekilde veriyoruz. Bakın. Her trabzanın her yani bu direk yani birit noktasına 3 3 batıp bu şekilde devam ediyoruz. Bakın 3 3 1 2 3. Geldim hemen diğer boşluğa. Bakın birit noktalarına batıyorum. Bu şekilde komple yapıyoruz hanımlar. Zaten yaparken bakın fırfır oluşmaya başladı. Bu şekilde. Şimdi komple yapalım. Şimdi bakın geldik. Son üçlüyü yapıyorum. Geldik. Trabzan birit noktasından çıkış yaptım. İki zincir çekiyorum. Şimdi bu sefer iç kısımdan yapıyorum. Aynı koldaki gibi yapacağız. Bakın. Şimdi üçlü üçlü yaptık ya. Aynı üçlü üçlü yapıyoruz hanımlar. Geldik. Bakın zaten ayrık. Bakın fark ettiyseniz. Bu şekilde üçlü üçlü yapıyoruz. Yine döndük. Hiç arttırma falan gerek yok. Zaten yeteri kadar fırfırlı oldu kolucumuz. Böyle komple sırayı dönelim. Zaten ben 3 sıra gittim. Bu ikinci sıraya gittikten sonra dış taraftan bir sıra daha gideceğim ve bitireceğim. Bakın bu şekilde. Şimdi geliyorum komple buraya kadar bitiriyorum. Evet bakın ikinci sıraya geldim. Bitiriyorum. İki zincir çekiyorum. Son üçüncü sıraya geçtim. Ve başka örmeyeceğim. Siz isterseniz biraz daha örebilirsiniz. Birkaç sıra daha gidebilirsiniz. Bakın üçüncü sırayı şimdi kolun dış tarafından örüyorum. Şimdi ben bu sırayı bitireyim. Ondan sonra arka omuzlarını birleştireceğiz beraber. Onu göstereceğim. Evet, şimdi geldik. Bakın. Bu iki parçayı birbirine eklemeye. Çok basit. Böyle alttan başlayacağım. Hemen trabzan birit noktalarından girdim. Düğüm yaptım. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir yapıyorum. Boşluğa battım çünkü bir tane olduğu için. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın buradaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Yakınlaştıralım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4 çekerek bu arka ve ön parçayı iki tane parçayı birleştiriyoruz hanımlar. Tam arka ortası birleşmiş oluyor.
Bakın bu şekilde birleştiriyorum. Arkası da bakın bu şekilde oluyor. Şimdi ben bunu yakaya kadar birleştiriyorum. İpi kesmeyin. Sık iğne gideceğim. Evet. Geldik yaka kısmına. Buraya da bir zincir çekiyorum. Çünkü burada birer trabzan vardı. Onları şöyle birik noktasından girdim. Sık iğne yaparak bitiriyorum. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Şimdi hanımlar asıl iş burada. Bakın hırkayı yaptık sonunda. Bu şekilde olacak. Öncelikle güzelcene bir sık iğne gideceğiz hırkanın komple çevresini. Zaten hiç ipi kesmeden, koparmadan böyle komple çevresini gideceğiz. Ben şimdi üçüncü ipe başlayacağım. Çünkü bitti. Bir yaş yapanlar bayağı iki ip yeterli olacaktır. Sadece işte bunun çevresine gideceğim için üçüncü ipten mecburen kullanmak zorundayım. Az kaldı zaten, fazla kalmadı. Şimdi hanımlar şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle sık iğne tekniği uygulayacağız. Yakınlaştıralım. Durdurmuşum yanlışlıkla. Bakın sık iğne yapıyoruz. Çünkü sık iğne bu hırkanın yaka kısmını güzelce ne toparlıyor. Böyle güzel güzel sırayla sık iğne yapalım. Komple çevresini zaten başladığımız noktaya geleceğiz. Böyle döneceğiz. Bu yakalar, buralar. Bu köşelerde 4 tane sık iğne yapın hanımlar. Çok önemli burası. Uzaklaştıralım. Bakın bu köşelerde zaten burada 1, 2, 3 ve 4 köşe var. Buralarda 4'er sık iğne yapın aynı noktada. Buraya 4 tane. Son buraya 1 tane olan tip buraya da 4 tane. 4, 4 yapın. Çünkü köşe dönmeleri güzel bir şekilde düşsün diye. Şimdi komple böyle sık iğne güzelce ne gidelim hanımlar. Ondan sonra diğer sıraya geçiş yapacağız. Evet hanımlar bakın komple sık iğne gittim. Şimdi daha güzel olması için lastik yapacağız ama bir iki sıra gideceğiz. Önce gene komple çevresini trabzan yapacağız. Bu şekilde trabzan örüyoruz. Şimdi bu şekilde komple trabzan örüyoruz. Şu köşeye kadar gelelim. Burada artırma yapacağız. Çünkü köşe noktası olduğu için böyle devam edelim. Şuraya kadar gelelim. Evet geldik. Burada 4 tane sık iğne yapmıştık ya. Bunlara çift çift batıyoruz. Çünkü burası köşe dönmesi olduğu için. Bak 4 tane olduğu için ikişer ikişer batıyoruz. Toplamda 8 tane oluyor. Burası böyle güzel köşe şeklinde dönüyor. Bakın bu şekilde. Aynı şekilde şöyle göstermek istiyorum. Bakın buradaki köşeye, buradaki köşeye ve buradaki iki köşeye de yapıp toplam 4 köşeye çifter çifter trabzan yapıp komple çevresini dönelim. Ondan sonra gelelim. Evet geldik. Bakın yaptım. Komple çevresini trabzan. Bakın buralara çifter çifter battım. 4 tane yani toplamda 8 tane var bu köşelerde. Şimdi yakınlaştırma yapalım. Başladığımız noktaya geldik. Birleştirdik. İki zincir çektik. Lastik form yapıyoruz. Önden bir, arkadan bir. Önden alıyorum. Arkadan alıyorum. Bu şekilde komple çevresini
Lastik yapıyoruz. Başka hiçbir teknik yapmıyoruz. Sırayla önümüze gelen trabzanları bir önden alacağım. Bir arkadan alacağım. Bu şekilde lastik formunu yapıyoruz. Bakın böyle oluyor. Komple buraları, alt kısmı, her yerini şöyle uzaklaştırayım. Böyle her yerini geliyorsunuz, dönüyorsunuz. Etek uçlarını şuralara geliyorsunuz. Başladığımız noktaya bitiriyoruz hanımlar. Dilerseniz bir sıra daha lastik atarak bitirebiliriz. Ben bir yapayım. Ona göre ikinci sırayı gidebilirim ya da gitmeyebilirim. Böyle devam ediyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi ben lastik yerlerini komple örüp geliyorum. Evet, bakın geldim, bitirdim. Sadece bir sıra lastik yaptım. İkinci sırayı gitmedim. Bu şekilde bitiriyoruz. Komple çevresini gidiyoruz. Şimdi bağcık kısmını anlatacağım size. Dilerseniz sadece burada bir bağcık da yapabilirsiniz. Ben alt alta iki tane bağcık yapacağım. Şimdi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Tam bakın bu koltuk altının dikiş izinden ipi zinciri ipi bağladım, zincir çektim, yaptım. Şimdi aynı şekilde göstermek istiyorum size nasıl yaptığımı. Şimdi bakalım burada kaç tane, 1 2 3 4 sayalım. 1 2 3 4 hemen şuraya takalım. 1 2 3 4 evet. Eşit olsun diye birbirine. Böyle yaptığım zaman şuradan yapalım. Şöyle yaptıktan sonra evet. Şimdi hemen böyle ipi alıyorsunuz. Gevşek gevşek 60 tane zincir çekiyorsunuz. Sıkı olmasın. Böyle gevşek şeklinde zincir çekiyoruz. Şimdi hemen sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Evet, 60 tane zincir çektim. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi yalancı trabzan tekniğiyle dolduruyoruz. Bu şekilde bütün zincirleri dolduruyoruz. Şimdi ben hemen bu zinciri doldurup geliyorum. Evet, şimdi geldik. Buraya da yalancı trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzana çıkış yaparak bu şekilde kilitleyerek bitiriyorum. Bu ipleri de güzelcene saklayın iç tarafına. Bu şekilde bağcık yapmış olduk. Şimdi burada bağcık yaptık. Şimdi buraya düğme dikeceğiz. Buraya da bu düğme için ilik yeri yapacağız. Hemen onu da anlatayım. O da çok basit ama bu şöyle yapalım. Tam bunun hizasından. Bakın koltuk altının, bakın koltuk altının oradayız. Hatta biraz daha yukarı şöyle eşit şekilde yaptığımda şuradan takalım ipi. Şimdi bunda trabzan yapacağız. Zincir çekiyorsunuz gevşek gevşek, 20 tane ya da işte 25 tane ya da bakalım kaç tane zincir çekeceğiz. Belki 15 tane de yeterli olacaktır. Şimdi bu böyle olduğu için bakın buradan hem darlama hem gevşek yapma şeyi olacak. Onun için rahatlıkla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi daha büyük yaş grupları yapanlar için şöyle göstermek istiyorum. Bu
Hırkayı böyle güzel yerleştirsin. Bakın böyle önüne gelecek şekilde ayarlayalım. Bir iki zincir daha çekeyim, tamamdır. Şimdi trabzan yapıyoruz. Zincir trabzan olarak dolduruyoruz. Aynı bağcık yaptığımız gibi normal zinciri bakın trabzan dolduruyorum. Çünkü düğme rahatlıkla girebilsin diye. Aynı buradaki gibi dolduruyorsunuz, geliyorsunuz, birleştiriyorsunuz, bağlayacağız. Şimdi hemen ben doldurup geliyorum. Evet, bakın doldurdum zincirleri trabzan. Son bir tane dolduruyorum. Ve buraya geldim. Zincir çekerek kilitliyorum. Bu şekilde hırkayı bitirdik. Ben şimdi hırkayı komple temizleyip buraya da düğmesini dikip geliyorum. Evet, hırkayı hanımlar bitirdik. Bakın bu şekilde çok güzel bir hırka oldu. Bu detaya ben bayıldım. Çok güzel duruyor. Böyle bakın iki tane bağcık yaptığım için burada farklı bir havası oldu. Tabi siz bunu tek ya da üçlü bağcık da yapabilirsiniz. Bir tane böyle de yapabilirsiniz. Hatta bir, iki, üç tane de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Bakın bu şekilde içini de göstermek istiyorum. İçini de buradan alacaksınız. Buraya düğme dikeceksiniz. Burada ilikleyeceksiniz hanımlar. Ya her bedenine göre yapabilirsiniz. Tabii büyükler kendinize göre yaparsanız bunu yapmayabilirsiniz. Sadece lastik de yapabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum arkasını. Çok güzel bir hırka oldu gerçekten. Evet hanımlar, beğendiyseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi de bekliyorum. Hatta hangi modeli anlatayım, onu da yazın. Ben ona göre sizler için birkaç model de anlatırım inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.